Merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta medya gündemde bir gazeteci meslektaşımı konuk ediyoruz. Yayınladığı bir kitap vesilesiyle imzasını taşıyan kitabın adı Halepsizler. Serdar Korucu'nun imzasını taşıyor. Programımız yayınlandığı gün Türkiye'de e, kitap evlerinde olacak, yani Cuma günü. Halepsizler, e, Aras Yayın Evi'nden çıktı. Aras Yayın Evi, Türkiye'de Ermeni e, yayını konusunda e, neredeyse tek kaynak, tek yayın evi diyebiliriz. Ermeni e, külliyatını Türkiye'li okurlarla buluşturuyor. Halepsizler de... Suriye İç Savaşı'nda doğdukları topraklardan, büyüdükleri topraklardan ayrı kalmak zorunda kalan, başka yerlere gitmek zorunda kalan Halepli Ermenilerin hikayelerini anlatıyor. Biz de hem bu kitap vesilesiyle hem de Suriye İç Savaşı'nın geldiği aşama vesilesiyle Ermenilerin Suriye'deki hayatlarını Serdar Korucu ile konuşmak istedik. Hoş geldin Serdar. Hoş bulduk. Evet çok güzel bir çalışma. Aslında çok da ihmal edilen bir alandı Suriyeli Hristiyanların başta Ermeniler olmak üzere iç savaştan nasıl etkilendikleri. Biraz kitabın öyküsünü dinleyerek başlayalım istersen sohbete. Aslında bu kitap, işte Suriyeli mültecilerle ilgili yapmaya başladığım 2013'te yapmaya başladım. Bir zincirin son halkası. Ben 2013'te ilk Türkiye'nin sınır illerindeki Suriyeli mültecilerle röportajlar yapıyordum. İşte onlardan iki kitap çıkartmıştım. Arkasından o mülteciler arasında bir şeyi fark ettim. Ermeniler yoktu. Yani halbuki Türkiye sınırına çok yakın yerlerde yaşıyor Suriyeli Ermeniler. Türkçe biliyor büyük bir bölümü Türkçe biliyor. Araplardan, Kürtlerden ve hatta bazen Türkmenlerden daha iyi Türkçe konuşuyorlar. Ee, buna rağmen e, arkalarında bir çatışma ve ölüm olmasına rağmen, olasılığı olmasına rağmen Türkiye'ye sığınmıyorlardı. Benim gördüğüm işte Hatay olsun, Antakya olsun, işte Antep, Diyarbakır, Batman, e, Urfa, ben bütün bu alanda 2-3 yıl çalıştım. Bu alanda Ermeni yoktu, gelmemişti. Yani gelenler kimliklerini saklayarak büyük şehirlere geliyor. Onlar da akrabalarının yanına sığınıyorlar. Ya da işte kiliseler aracılığıyla bir iki tanesi, birkaç tanesi öyle gelen var. Ama hani işte miktarlar çok düşük. Halbuki biz Kürt mültecilere baktığımızda işte Kürt nüfusun ağırlıkta olduğu şehirlere büyük bir nüfus var Rojava hattından gelenler. Ee, özellikle yerleştiler ya da mesela Türkmen nüfus dediğimizde Hatay başta olmak üzere pek çok Hatay Antakya civarı olmak üzere pek çok yere yine Türkmen nüfus gelmiş Araplar zaten yoğun bir şekilde geldiler Türkiye'ye ama Ermeniler yok. Ee, bu, dikkatimi bu dikkatimi çekti ve çünkü şu var, ee, hani neden gelmediler? Ya aslında nedenini biliyoruz tabii. Nedeni aslında soykırım çünkü. Evet. İşte bunda şöyle bir ifade var, bir Ermeni, Suriyeli bir Ermeninin ifadesi. Türkiye bize sınır olarak yakındı ama gerçekte çok uzaktı. Evet, diyorlar. evet, evet. Yani hatta işte o röportajda ismini bile vermek istemedi. Benim Antakya'da konuştuğum bir Katolik Ermeni kadındı. Ee, o kadar büyük bir tedirginlik var ki Türkiye'ye karşı işte geldiğinde ancak kimliğini her şeyini saklayarak, yani konuşurken bile çok büyük tereddütlerle konuşuyor insanlar çünkü başlarına neler gelebileceğinden korkuyorlar. Haklılar çünkü hafızaları 100 yıl öncesine ait. Ve çok ve, diri değil mi o hafıza? Ve çok diri. Ve çok diri. Yani hepsine sorduğunuzda yani en azından benim yaptığım röportajlarda hepsi sanki dün yaşanan bir şeymiş gibi o kadar canlı ve diri ki hafıza. Hani bu e, olumsuz yönden anlatmıyorum. Yani bu hatıranın e, geçişi aslında değerli de aynı zamanda. Çünkü tarihi de korumuş oluyor. Yani herkes atalarından gelen mirasa sahiplenmiş. Hani bu bir hınç değil, bu bir korku, bu bir endişe. Başıma bir şey gelir endişesi ve korkusu var. Yine haklı aynı olarak. Yine korkunç. aynı şeyleri yaşarız. Yine aynı şeyleri yaşarız. Zaten güven arayışında olan bir toplum neden güvende hissetmeyeceği bir yere gitsin? Türkiye'ye gelmiyor bu nedenle. Evet. Peki biraz onların hikayelerine geçmeden önce izleyicilerimizin de hani öğrenmesi amacıyla biraz o 20. yüzyılın başındaki Halep'i dinleyelim. Senden kitapta da yer vermişsin. 1915 sonrası Halep nasıl Ermenilerin bir kısmının en azından yurdu haline geldi? Ya şöyle zaten aslında Halep Ermeni nüfusu çok eski bir tarihe dayanıyor. Yani 14. yüzyıla kadar eski bir tarihi var Ermenilerin Halepte. Ancak mesela bu kitapta da göreceğimiz üzere ya da bugün de hala Halep'te olan Ermenilerin büyük bölümü o dönemden kalma Ermeniler değil. Çünkü çok küçük bir cemaat vardı orada. E, cemaatin büyümesine neden olan, toplumun büyümesine neden olan şey aslında Osmanlı topraklarındaki katliamlar ve soykırımlar oluyor. İşte önce Kirikya'daki e, katliamlar sonrasında 15'te başlayan Ermeni soykırımı döneminde Halep e, çok yoğun bir Ermeni nüfus, ile tanışıyor. İşte Hatta bir dönem çok yoğun bir yüzdeye sahip oluyor. Yani 5'te bir yanlış hatırlamıyorsam bir nüfusa sahip oluyor. Halep şehri içerisinde. Zanaatlar başta olmak üzere pek çok alanda çok etkili oluyorlar. Şehrin de yeniden kalkınmasını sağlıyor. Çünkü savaş aynı dönemde Halep'i de vuruyor. Malum Osmanlı'dan kopan bir yönetimde Halep önemli bir ticaret şehri. Halep'i bir de şöyle düşünmek gerek bence ee, Halep'e baktığınızda aslında bugün işte Antakya, İskenderun evet, e, ya da Antep mı düşünmek zor. Yani çok zor çünkü evet. asıl şehir merkezi Halep. Halep şehrinin kırsal bölümleri, onun dışında kalan çeperleri aslında bugün Türkiye sınırında kalan yerler. Yani normalde Antep'i Halep'siz, Halep'i Antep'siz okumak çok zor, çok imkansız aslında. Savaşın böldüğü topraklar bunlar. Kültürel olarak aynı kültüre, aynı dokuya sahip olan yerler. Mesela ben bir şeyi çok değerli görürüm. Suriye Savaşı'nın ilk dönemlerinde Ahmet Davutoğlu'nun Suriye'ye işte biz Osmanlıyız vurgusu vardı. Suriye yönetiminden de o dönem şey demişlerdi. Asıl Osmanlı biziz çünkü o çoğunluk bizde. Sizde e, çoğulcu bir yapı kalmadı. Ermeniler de bizde, sizden o dönem kaçan Kürtler de bizde, e, Araplar var, Hristiyanlar var. Eğer Osmanlı'nın bir toplum çoğulluğu, çoğul yaşamı varsa, o Suriye'de devam ediyor. Onu biz koruyoruz, evet. Ve aslında baktığınızda doğru çünkü bugün Türkiye'ye baktığınızda e, ne kadar bir yan yana yaşam var. İşte aslında o sorun, işte insanlar tekrar gelmiyor. Yani Halep Ermenileri bu nedenlerle e, Türkiye'ye gelmek istemiyor mülteci de olsalar. Evet. Peki e, sonra e, Halep'e yerleşti 1915'ten sonra ve e, Biraz apolitik bir hayatı mı tercih ettiler? Öyle bir vurgu yapmışsın. Daha çok ticaret hayatının içinde kalmaya ve kendilerini herhalde bu anlamda bir tür muhafazaya mı almaya çalışmışlar? Yani savaşa kadar en azından. Yani şu var aslında benim gördüğüm, e, ya sonuçta ben hep onun vurgusunu yapıyorum. Tabii ki Suriye uzman değilim. E, e, e <laughs> yani, hani, hani Birçok sadece... insandan da daha çok biliyorsun sonuçta sadece. Yaptığım, yaptığım evet röportajlardan e. aldığım izlenimle şeyi söyleyebilirim. Yani e, Onlardan öğrendiğim kadarıyla ee, ülkelerinin kaderiyle Ermenilerin tercihleri belirleniyor. Çünkü mesela Beyrut'ta, Lübnan'daki Ermenilerle Halep'te ve Suriye'deki Ermenilerin kaderleri e, sadece bir sınır hattıyla ayrılmış olsa da ki yani Osmanlı'dan koptuktan sonra ikisi de Suriyemandı, ikisi de olarak Fransa denetiminde olmuş olsa da işte ülke sınırları sonra çizildiğinde kaderleri çok ayrılmış. Çünkü mesela işte Lübnan'da biz bugün Hınçak, Taşnak, Ramgavar gibi oluşumları çok güçlü görürüz. Siyasi alanda görebiliriz. Böyle bir etkisi var. Suriye'de böyle bir zaten yapı yok. Yani Suriye'de bugün siz bir parti açamıyorsunuz, yani siyasi parti olarak. Hınçaklar, taşnaklar varlıklarını sürdüremiyorlar. Dernek olarak varlar. Yani zaten yönetim size e, apolitikliği veriyor. Evet. Yani Birazcık bir bazı rejiminin de evet, şeyi. Evet, tabii etkileri. onun da bir etkisiyle aslında. E, siyasette yer almıyoruz. Zaten Ermenilerde de o nedenle mesela askere devam etmek, yani işte askerlik görevini yapıyor. Ama arkasından öyle e, orduda kalalım devam edelim, genel olalım ya da işte yok. öyle bir şey yok, öyle bir yönelim yok aslında. Ya da işte politikaya girelim, politik hedeflerimiz olsun, öyle bir şey de yok benim gördüğüm kadarıyla. Onlar daha çok yani kapalı bir toplumda e, hakikaten bir cemaat hayatı, hakikaten bir toplum hayatı içerisinde, belli mahallelerde kendi içlerinde yaşıyorlar. Zaten o nedenle işte e, toplum o kadar kapalı ki. E, gençlerin dışarıya açıldığı dönem ağırlıklı olarak üniversite çağları ya da ticaret hayatı. Onun dışında geri kalan geniş nüfusta da, da çok e, ...çok geçişkenliği yok. Aslında o nedenle Osmanlı sistemine ben çok benzetiyorum. Hani o mahalle ve Herkesin millet anlayışı... Herkesin kendi toplumsal özellikleri var. Tabii, değil tabii, mi? tabii. Yani aslında o açıdan o dönem işte Suriye'den yapılan açıklara nispeten doğru yani. Gerçekten mahalle anlayışı çok kuvvetli. Toplumlar kendi içlerinde bir idares şekli var. Resmi olmasa da. Sonuçta Ermeni toplumunun bir Ermeni mahallesi belli. Ermeniler nerede yaşar belli. Ve o dar toplum içerisinde okullar, kiliseler, bir toplum hayatı, bir cemaat hayatı çok rahat yaşanıyormuş en azından yani şu anda işte yeniden diriltilmeye çalışılan evet. şey bu. Peki e, savaşın e, ön günleri e, hızlıca göz atabildim kitaba çünkü daha dediğim gibi piyasada değil sevgili seyirciler ve biz de kitaba yeni erişebildik programdan hemen önce e, Soykırımın e, Soykırım belleğini hemen dirilten, hemen yeşerten e, o savaşın ön günlerine dair konuştuğun insanların aktarımları nasıldı? Yani şu var, e, Ermeni toplumunda zaten Ermeni soykırımının bıraktığı iz o kadar güçlü ki aslında e, Türkiye'de de mesela her e, yaşanan trajik olayda e, akıllara geliyor. İşte mesela 6-7 Eylül'de anlatıları okuduğunuzda şeyi görürsünüz. İstanbul Ermenilerinde de acaba e, kırım geri mi geliyor? Bir kere daha mı soykırım olacak diye. Halbuki yani 6-7 Eylül Rumlara yönelik ağırlıklı ama buna rağmen insanlar o yağmayı, talanı, pogromu gördüğünde akıllarına ilk gelen şey 1915. E, 1915, 40 yıl önceki hafızayı taze ediyor. Hı. E, bu savaşta da benzeri bir şekilde soykırımın ne olduğunu çok iyi bilmelerine rağmen, yaşamış olmalarına rağmen yine de bir çatışma başladığı anda akıllarına ilk gelen şey soykırım oluyor. İşte yine yeni bazı röportajlarda söylenen işte ikinci soykırım olmasın. Herkes kendi toprağında kalsın, herkes orayı güzelleştirsin, artık savaş olmasın. Çünkü öyle bir topluluk ki işte Halep Ermenileri aslında Halep'te olmamaları gerekiyor. Normalde bu kitaptaki herkesin Antep'te doğmuş olması gerekiyordu. Normalde çünkü kökleri orada, Maraş'ta doğmuş olması, Sasun'da doğmuş olması gerekiyordu. Onları Halep'e iten Ermeni soykırımıydı. Halep'te doğmuş olmalarına neden aslında? Ermeni soykırımı. Yani arkasından Hale bir toprak biliyorlar, vatan biliyorlar, doğuyorlar, büyüyorlar. Tabii ki kalplerinde hep e, atalarının toprağı evet. tabii ki var. Ama yani öte yandan orayı, e, orada tam kurumlarını kurduğunda, kiliselerini, okullarını kurduğunda bu sefer bir savaş daha geliyor ve oradan da söküp atmaya çalışıyor. Yani. Ee, i̇şte bu yer değiştirmenin böyle 100 yıl içerisinde ikinci kez olması ister istemez bunu getiriyor. Bir de tabii yine röportaj yaptığım dönemde, e, 2016'da yapmıştım röportajları. 2015'te işte IŞİD, e, Derzor'daki Ermeni soykırım anıtını yıkmıştı. Şimdi bu da bir önemli iz. Çünkü e, insanlar ister istemez bunu simgesel bir... Neden arıyorlar? Yani neden soykırım anıtı derz orada yıkılır? IŞİD'in neden hedefi olur? E bu sefer ikinci soykırımın akıllara düşmesi çok da şaşırtıcı değil akıllara geliyor. Evet. E, peki biraz e, Ermenilerin ağzından, Ermenilerin dilinden. Ee, o zamanın Suriyesi'ni de dinleme imkanın olmuştur. Tamam. Tabii. Kendi hayatlarını anlatıyorlar. Daha korunaklı, daha kapalı bir hayat ama işte Suriye'de e, senin de az önce tabir ettiğin gibi Araplar var, Kürtler var, diğer Çerkes topluluklar var. Bu halklar arasındaki, toplumlar arasındaki gerilim, savaşın geliyor olduğunu nasıl hissetmişler, nasıl tarif ediyorlar? O çok trajik. Çünkü mesela eski dönemlerle, çünkü çocukluklarının geçtiği ya da gençliklerinin geçtiği dönemle sonrasında işte savaşın gelmeye başladığı yılları aslında pek çoğu hissetmiş. Çünkü şöyle, eski bazı rejiminin yaptığı sert bir tutum aslında bir yanda da ilginç bir şekilde Suriye'yi bir arada tutuyormuş. Çünkü o kadar sert bir rejim var ki, e ee, çoğulculuğu hiç konuşturmuyor. Yani bunu övgüyle bahsediyorlar bir yandan. Yani Çok çünkü evet, evet yani çünkü şu var. Ee, bu hiçbir şey konuşulmaması sorunların da üstünü kapatıyor. Yani mesela toplumlar arasındaki çatışmanın önüne geçen de bir şey bir yerde. Yani o kadar sessizleştiriyor, o kadar susturuyor ki yani işte bunu şunun için söylüyorum. Mesela ee, Oğul Esad'ın, Beşer Esad'ın yaptığı en büyük yanlışın çoğu şey olduğunu, açılım yapması olduğunu düşünüyor. Neden? Çünkü bu açılımlar döneminde Sünni Müslümanların camilerde ayrımcı vaazlar vermeye başladıklarını ve bu ayrımcı vaazların cemaatleri bölüştürdüğünü düşünüyorlar, bir bölümü en azından. E, bu ayrımcı bazılar ne? Mesela işte Müslüman alışverişini Müslümandan yapmalı. Eğer arabanız bozulursa arabanızı Ermeni tamirciye değil Müslüman tamirciye verin. Şimdi, ya da Aleviye değil de. Tabi yani aynen yani hani herkes kendi cemaatine yaptırsın ya da işte Arap Ortodokstan değil e, Müslümandan alışveriş yapın. Yani şimdi bu ne getiriyor? E, toplumları birbirinden kopartıyor çünkü işte demin dedim ya o mahalle sistemi var doğru toplumlar kendi içinde kapalı. Onları birleştiren şey ticaret. Yani ticaret hayatında bu toplumlar birbirine karışıyor ya da üniversite gibi alanlarda bu toplumlar birbirine karışıyor. Ve bu bir birliktelik sağlıyor. Yani Osmanlı'da da öyledir ya işte e, mesela kumaş alınacaksa yeri bellidir. Hı. Her toplumun belli zanaatleri vardır ve onlar kendi işleyişini devam ettirirler kendi içinde. Suriye toplumunda da aslında ben benzer bir yapıyı gördüm nispeten. Yani röportajlardan aldığım izlenim. Çünkü Ermenilerin mesela bazı işleri var ve mesela İstanbul'daki Ermeni cemaatler de bu nedenle benzemiyor. Toplumuna bu nedenle benzemiyor. Çünkü İstanbul Ermeni toplumu biliyorsunuz e, toplumun her kesiminde, her katmanında var. <laughs> ve her türlü işi yapıyorlar bugün. Hani e, bir toplum bir cemaat olarak Osmanlı tipi bir mahalleden de söz edemeyiz. Yoğunlukta olduğu yerler olsa da Yine de dağınık. Dağınık, evet. dağınık bir toplum yapısı var. E, Halep'tekiler öyle değil. O kadar belli ve o kadar sınırlı ki ve yaşam alanları da belli. İşte mesela araba tamirciliği en çok yapılan işlerden e, ya da zanaat en çok yapılan işlerden, meyhanecilik en çok yapılan işlerden. Şimdi bu tip alanlarda e, Ermeni toplumunun ağırlıkta olduğu bir şey var, bir alan var. Yani açılıma kadar bu alışveriş halinin devam ediyor, devam ediyor ve devam ettiğinin... hiçbir sorun yok. Açılım döneminde şu geliyor artık işte arabası bozulan Müslüman, Ermeniye değil Müslümanı tercih ediyor. Bu aslında bir yerde boykot gibi bir şey getiriyor üstü kapalı bir şekilde. E bu sefer toplumlar arası. Yani böyle hani istisnai haller değil bunlar değil mi bir belirgin bir. Hal. Zaten problem orada değil yani yüzlerine de söylenmeye başlanıyor. Yani ha. işte konuşulduğunda işte eski Müslüman müşteriyle karşılaştığında. E, yani niye gelmiyorsun? Niye gelmiyorsun dediğinde bunu söyleyebiliyor. Ya da mesela e, camideki bazıları duyuyorlar dışarıya verildiğinde hoparlörlerde. Ya da mesela. Çok anlatılan hikayelerden birisi, ee, bir camide işte bunun gibi bir ayrımcı vaaz verildiğinde e, cemaatten birisi e, ama Müslüman araba tamircisi benim arabamı tamir ettiremedi, üç kere götürdüm e, yapamadı, Dördüncüsünde Ermeni ustama götürdüm dediğinde işte imam kızıyor. E, tekrar ona götürmen gerekir dedi. Yani çünkü bu kadar keskin bir ayrım ve bunu duyacakları şekilde bir vaaz verme toplumun arasındaki fay hatlarını geriyor en azından bizim, benim e, hissettiğim şey o. Ha bu arada ama eylemlerin hepsine karşıydı e, Ermeni toplumu dersek o da yanlış. Çünkü evet Ermeni toplumunun bir bölümü tabii ki bazı rejimine, kendilerini uzun süre boyunca e, rahat yaşattığı için tabii ki e, sorunları yok. Peki bazı rejiminin mesela örneğin Kürtlere fark mesela Arap e, kemeri uygulaması var hmm. diyorsun Kürtlere. onları bölen Kürtlerin zaman zaman Suriye'de yaşadığı katliamlar var. Komşuluk katliamı gibi vesaire. Ermenilere böyle özel bir politik tutum alması ve diğer e, halklara farklı tutum alması e, gazeteci olarak sende nasıl bir Yoruma yol açtı. Ya şu var zaten her devlet her topluluğa farklı gözle bakıyor. Yani benzerlerini Türkiye'de de aslında görüyoruz. Türkiye'de işte. Ama Ermenileri e... tehlikesiz mi gördüler? Çok tehlikesiz görüyor. Ha, evet. Çünkü küçük bir nüfus. Yani bir yanda evet büyük olsa da yani işte mesela Halep Ermeni toplumu aslında 50 binlik bir nüfus bir yerde baktığınızda. Ee... En fazla da Ermenilerin yaşadığı yer galiba. Evet mi? evet Halep ve hani arkasından şey olmaz yani hani buradan nasıl bir sorun çıkacak hani çıkmaz bile ki hani bir yandan e, malum toplumlar için aslında böyle bu kadar küçük e, e, çok azınlık toplumunu aslında ne hani hoş tutmak bir yerde demokrasi göstergesi e, en azından Batı'ya aslında sunulabilecek bence hani Benim iyi malzeme. bir şey. Evet. Evet. Yani bir yanda da bahsedeceğim bunları yok etmekte istemiyor zaten. Yani bu çoğulculuğu yaşatmayı seviyor. Öte yandan ama bunu mesela Ermeni toplumun için sadece söylemem. Arap Ortodoks toplumu da çok rahat yaşıyor. Evet. Ki Arap Ortodoks toplumu düşük bir toplum değil. Nüfusu gayet yüksek bir topluluk Suriye içerisinde. Hani o nedenle sadece azınlıkları iyi davranmıyor. Onlar mesela orduda falan da çok Onlar, etkiliyor. Evet orada da etkililer ve Arap Ortodoks toplumunun e, gücü var. Yani e, devlet mekanizmasında da, orduda da. ...yer aldığını görebilirsiniz mesela Suriye Devleti içerisinde. Hani o nedenle sadece azınlık olduğu için iyi davranmıyor, bir yandan da... Biraz kemalizm benziyor değil mi? Andırıyor, <laughs> bir anda andırıyor ama mesela hani Kürtlerle de ilişkisi, mesela Arap Ortodokslarla da ilişkisi yani... ...yer yer değişiyor da baktığınızda çünkü yani... ...yerine göre, konumuna göre, ee, ne yaptığına göre yani mesela Ermeni toplumu evet çok rahat ediyor, ediyor ama... Çok mu cennet hayatı yaşıyor? Yaşamıyor. Hı. Yani baktığınızda en sorunun olmadığı günlerde bile e, Arap Müslüman bir kişiyle bir Ermeni kavga ettiğinde e, ona bir parça Ermeni sözü söyleyebiliyor. Bu işte bir parça Ermeni sen ufacık bir toplumun parçasısın sen kimsin gibi ha. böyle hakaret amiz bir söz. Bir parça Ermeni kalıbı mesela orada var. Bu da şöyle ayrılıyor. Mesela Ermeni toplumu içerisinde mesela bu sözü en az öğrendiğim kadarıyla e, taşnaklara değil hınçaklara daha çok söyleyebiliyormuş Arap Ortodokslar. Çünkü taşnaklar çok daha sistemli, organize ve e, tepki verebilen Hı. ve daha güçlü bir toplulukmuş Halep Ermenileri arasında. İnteresan. Hınçaklar çok daha ee, yumuşak Taşnaklar görülmüş. Taşnaklar biraz daha milliyetçi yanı da öyle deniyor. Olduğunu, yani evet. en azından röportajlarda dedikleri hani o olduğu için hani ondan dolayı böyle taşnaklara denemiyor da hınçaklara böyle daha kolay bu tip tacizler, sözlü e, hakaretler aslında varmış. Hiç yok değil yani. Cennet bahçesi değil. Ya da mesela Erminlerle ilgili yine şöyle de bir şey var. İşte politika böyle bir şey ya. Suriye e, Türkiye yakınlaşmasında işte bir ara malum aslında evet. savaştan önce evet, Şam-Ankara evet. çok yakındı birbirine. Esat kardeşim dönemi evet. Tabii o dönem, e, tatillere gitme gelme evet, dönemlerinde evet. E, Ermeni soykırımı anmaları azaltılıyor. Hmm, Mesela e, ilginç olan ya. şeylerden birisi bu. Yani 24 Nisanlarda e, bu artık e, hani siz daha sessizce anın e, soykırımı deniyor. Mesela yani şimdi bu da e, devlet nasıl bakıyor ya bence önemli evet. bir şey. Yani Devlet dediğimiz mekanizma zaten politika böyle bir şey Aslında ya. Aslında böyle dönemsel ve araçsallaştırılmış bir şey gibi tabii, görülüyor demek Tabii tabii, ne yazık, da, tabii ne yazık ki. Tabii ne yazık ki yani. işte yazık. Evet. E, i̇şte Ermeni anması bile işte hani dönemine göre değişiyor. Mesela e, dedikleri savaş sonrasındaki dönemde artık devletin hani istediğiniz kadar ana bir anması yapabilirsiniz. Daha geniş anmalar oluyor. Geniş toplumdan da daha fazla katılım oluyor Ermeni soykırımına. İşte ne yazık ki böyle bir araçsallaşma var. Yani Hı, oldukça bu Çarpıcı belirgin. yazık. Evet. Peki kitapta dikkatimi çeken bir bölüm de savaşa rağmen uzun bir süre Halep'i terk etmeyen Ermeniler. Evet, ben? evet. Mesela e, şanslıyım kitabın içerisinde e, bir kişi e, hep Halep'te yaşıyordu. Sadece e, Yerevan'a bir ziyareti sırasında ben e, bulmayı başardım. Baron Mano diyor öğrencileri ona. Manuel Keşişyan. Evet kitabın ilk sayfalarındaki evet. kişi değil mi evet, Baron evet. Mano? Çünkü baron... baron da bir saygı ifadesi Ermenilerde. Evet. Onu da belirtelim değil evet, doğru. mi? Biz evet. Baron Seropyan'ı tanıyoruz alıyoruz buradan. Evet. Rahmetli. Rahmetli. Ben e, sen konuşurken değil mi? Bu evet, Baron Mano. Evet, evet. Ee, özelliği şu aslında kendisinin röportajı da çok değerli oldu. Ee, çünkü hem yaşı nedeniyle Halep'in eski günlerini çok daha iyi hatırlıyor. Çünkü aslında kitaptaki röportajın büyük bölümü gençlerle onlara ulaşmak daha kolaydı. Daha çok konuşkanlar daha rahat ulaşılabiliyor. Bir yandan eski günlerini daha iyi anlatabildi. Bir de iyi bir tarihsel perspektif aslında sundu. Çünkü kendisi zaten bölgenin entelektüellerinden. Onun bir avantajı oldu. E, o mesela e, Halep'ten gidilmemesi gerektiğini savunanlardan. Çünkü eğer bugün biz Halep'ten gidersek yarın Ermenistan'dan da gideriz diyor. Ve e, Ermenistan dışındaki Ermeni yerleşimlerinin korunması gerektiğine, tarihsel olarak korunması, oraların yok olmaması gerektiğine inanıyor. E, o nedenle mesela Halep'ten e, gitmedi. En zor günlerinde bile gitmedi. Yani elektrik yokken, su yokken... E, bombalar sokaklardayken, iken, işte yani yıkıntıları görürken, i̇şte bunu arama. E tabi yani bir Hı. de e, biliyorsunuz aslında ne Ermeni mahallesinin özelliği e, sınır olması. Evet. Yani Halep'in bir bölümü muhalifler olarak tabir edilen, e, Şam rejiminin teröristler olarak ifade ettiği o grupların eline geçtiğinde Halep'in yarısı. E, alamadıkları yarının başlangıcı Ermeni, Ermeni Mahallesi mahallesiydi. Ve, hatta bu nedenle pek çok kilise de zarar gördü. Çünkü atılan havan topları kiliselere denk geliyordu, evlere denk geliyordu. Ha, bu arada tabii şöyle bir şey var. Havan topları dediğimizde mesela bizim gözümüze hep e, başka bir şey canlanıyor. Yani böyle onun tahribatını anlayamayabiliyoruz. E, yer yer değişiyor. Mesela bunların bazıları bir kiliseyi kubbesini de çökertebiliyor. O güçte de olabiliyor atılan e, ateş sonucu bazı toplar bunu yapabiliyor evet. ama bazıları ise eve geldiğinde sadece bir duvarı yıkacak güçte. Hı. Bunu da o kadar sıradan anlatıyorlar ki. Artık bunu şey yapmışlar, evet. farklarını öğrenmişler. Ve kanıtsamışlar evet. ve o çok bana hem trajik hem de korkutucu evet. geldi. Hani şey diyorlar mesela, işte bazen bombalama olurdu ama zaten çok korkutucu bir şey değil. Sadece duvarı yıkar bizim, hani evin duvarını ya da, ya da işte cam çerçeve indirir o kadar bir şey değil diyorlar. Ve hani savaş içerisinde o hayatta kalma Evet. Peki bu 50 binlik Ermeni nüfusun... Yani tahminen ne kadarı o inadı, o Halep'te kalma ısrarını sürdürmüş? Yine Manon'un dediği, ben onunla 2016'da konuşmuştum. 10-12 bin Ermeni savaş sırasında gitmeyerek kalmayı tercih etti. O bu hesabı okullardaki öğrenci sayısı üzerinden yapıyor. Onun üzerinden 10-12 binlik bir Ermeni toplumunun savaş Ondan sonra da zaten giderek eşit ve diğer o tırnak içinde muhalif güçler tabii, gerilemeye başladı. Tabii. Geri çekilmeye evet. başladı. Yani o nedenle zaten işte kitabın biraz geç çıkmasının nedeni de aslında bu çünkü tırnak içinde o sürekli düştü düşecek diskuru var ya. Evet. Alep'in ne olacağı belli değildi biz konuşurken. Aslında o tedirginliğin de kitaba yansımasını istemiştim ben. Hani o nedenle bir zaman dondurduk orada. O nedenle üzerine de başka bir şey yazmadım olabildiğince çünkü aslında devam ettirebilirdik ama sonrasında da çünkü Halepli Ermeniler gördüm ama artık mesela şimdi konuşsanız çok rahat konuşurlar. Evet. O gün konuşmak çok tedirginlik vericiydi. Sonrasında işte dönen Ermeniler oldu. Yani evet, bugün... onu bir, bir, bir sonraki turda konuşalım. Ha, Çünkü e, sohbetimizin başında neden Türkiye'ye gelmediklerinin dikkatini çektiğini ve kitabı aslında biraz da o şeyin üzerine kurduğunu, hani o dikkatin üzerine kurguladığını söylemiştin. Bu e, söyleşilerin sanıyorum çok önemli bir kısmı Ermenistan'da, Yerevan'da e, yapıldı. Evet. E, biraz o yani nerelere gittiler? E, oralarda neler yapıyorlar göç ettikleri yerlerde, Halep'li Ermeniler, ve en son tabii şimdi ne yapıyorlar'ı biraz konuşalım. Tamam. Ee, öncelikle şey var. Ee, enteresan bir şekilde Halepli Ermeniler Ermenistan'a geldiklerinde çok şaşırıyorlar <laughs> ilk olarak. Yani Bir bölümü gençken gelmişler. Gençken yani çocukken ya da gelmişler. Hani o nedenle bazıları alışkın. ama Bazıları ilk kez geliyor. İlk kez geldiğinde şaşırmalarının nedeni e, aslında İstanbul Ermenilerin Ermenistan'a gittiğindeki şaşırdıkları şey gibi herkes Ermeni. Yani Hı. her yerde Ermenice var. Hı. Farklı bir mutlu da ediyor ama. Bir yandan ben mutlu Ben de gittiğimde <laughs> mutlu olmuştum açıkçası <laughs> evet. Yani böyle sigara paketinde de Ermenice <laughs> var. İşte trafik levhasında da Ermenice var. Polis de Ermeni, asker de Ermeni ama çöp toplayan işçi de Ermeni. hani onu görmek çok farklı bir şey çünkü Halep Ermeni toplumunda mesela işçi yani çöp toplayan işçi Ermeni değil olamazdı çünkü toplumun öyle bir yapısı var. Herkes tüccar ya da işte araba tamircisi yani topluma biçilmiş bazı roller var. Evet. Ee, Ermenistan'da onu görüyorlar. Ulus devletinde öyle bir yanı var tabii. Evet. Bir yerde ne kadar hani e, eleştirilsek de eleştirilse de bir yandan ulus devlet ama ulus devletin bir yandan kültürü koruma konusunda bir avantajı da var çünkü. Ermeni dilinin işte her yerde konuşulduğunu evet. ve parlamentodan sokağın en altına kadar evet. al, Ermenice küfür edildiğini evet. duyuyor. Yani şimdi bu bambaşka bir şey. Bunu e, yaşadıklarında tabii bir, yaşadıkları bir şok var. E, farklı olan bir başka şey iklim. Çünkü yani, Halep'ten farklı, geliyorlar evet. ve <laughs> bir Kafkas ülkesine geliyor. E, kar var, soğuk, evet. soğuk, soğuk çok soğuk, sıcağı çok sıcak. Ee, onlar hiç kar görmemişken orada birden dize kadar karla karşılaşıyorlar, hani bu böyle e, nispeten daha eğlenceli anlatılarından biri. Bir başkası kültürel fark. Çünkü Halepli Ermenilerin kültürü bize benziyor. Hmm. Ermenistan'a daha az benziyor. Ermeniler doğru, Ermeni kültürü evet. Daha Orta Doğulu Ortadolu... mı var? Evet. evet ve bir de Batı Ermenistan tanısı var çünkü evet. Batı Ermenistan dediğimiz topraklar bugün Türkiye'nin doğusundaki topraklar evet. ve doğal olarak Türkiye ile ortak o kadar güçlü bağları var ki aslında yani yeme içme alışkanlıklarından konuşmaya insan ilişkilerinden her türlü iletişime kadın erkek ilişkisine her şeye benzer biz kodlara sahibiz. Ama Ermenistanlılarla öyle değil çünkü. Daha onlar Slav etkisi altındadırlar ee, daha değil mi? Yani? E, tabii yani Ermenistanlıların bir bölümü doğru, onların da aslında bazılarının kökleri Batı Ermenistan'dan geliyor. Ee, Bazıları çünkü Vanlı, bazı evet. aileler Ermenistan'a... Yakın Sırkanlı zamanda bölümünde. göç edenler var, Türkiye'li Ermeniler. Bir de soykırım döneminde de yani evet. sonuçta Van'dan Ermenilerin büyük bölümü tabii ki Ermenistan'a yerleşiyor oraya kaçabiliyorlar. ama öte yandan işte Batı Ermeni kültürü Ermenistan'a çok yoğun şekilde geldi. Bu geliş Ermenistan'ı değiştirdi. Yani Halep'li Ermenileri de değiştirdi. Ermenileri de yani Doğu Ermenistan Ermenilerini de değiştirdi. Çünkü yeme içme alışkanlıkları değişti, kültürel alışkanlıkları değişti. Şimdi mesela gidiyorsunuz kafeler var, kafelerde nargile var. Şimdi nargile Halep'li Ermenilerden evet. gelen bir şey. Ya da mesela kafe kültürü o kadar ağırlıklı değildi. Yani Ermenistan'a daha e, erken dönemlerde gidenler, savaş öncesi, Suriye Savaşı öncesi Ermenistan'a gidenler, eminim şeyi görmemişlerdir. Yani bu kadar çok kafe, bu kadar çok yoktu. restoran, ama e, yoktu. her yerde bir kanyak şeyi vardı. O vardı. <laughs> evet. O vardı ama işte mesela kafe kültürü ağırlıklı olarak Halep'te Bir de sosyalist bir e, kültür, daha doğrusu sosyalist bir, bir siyasetten Tabii. gelip. Bir de Orta Doğu'luk, onların gerçekten yan yana gelmesi biraz tuhaf bir şey, yaratmış bir kombinasyon. Çok, tabii çok enteresan ve yani alışkanlıkları mesela çok farklı. Hani bir taraf e, haklı olarak bir de post sovyetin getirdiği şey var, e, çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü evet. hayat gerçekten çok zor, evet. herkes çalışacak, kadın erkek çalışacak, e, bambaşka bir kültür. Diğerinde ise hani mesela yaşlı kadının çalışması diye bir şey yok Halep'te. Yani Halep'te yaşlı kadın ayıp da bulunur herhalde. Ayıp ve şaşırtıcı. Evet. Yani mesela bir tanesi onu söylüyordu. Yani Ermenistan'da 60-70 yaşındaki kadınlar yer süpürüyor. Biz inanamıyoruz. Nasıl olur? Hani bir de öyle bir şey de vardır Ermenistan'da. Sabah 4'ten 5'ten sonra bir bakarsınız yollar e, orta yaşlı kadınlarla 60-70 yaşında kadınlar ellerinde süpürgelerle caddeleri, sokakları temizlerler. Yani bu bambaşka bir e, kültür. Onlar için şok edici bir şey. E, bu tip şeyler var. Yemin, yani bu 10-15 e, bin dışındaki nüfusun neredeyse tamamı e, Ermenistan'a mı yerleşti? Çok büyük bir bölüm geliyor. Yani çünkü şu var, Ermenistan Batıya gidemeyen Ermenilerin e, en en iyi sığınağı, kendilerini en rahat hissettikleri sığınağı. Çünkü sonuçta e, ulus devlet. Evet. Yani bir dinsel orada mülteci olarak hissetmiyorlar. Mülteci olarak hissetmenin korkunç bir şeyi var, hissi var. İşte mesela Batıya gidenlerde, Batıya gidenlerde bu his çok güçlü ve hep onlar şundan şikayet ediyordu. Size Suriyeli olarak bakıyorlar, Ermeni olarak bakmıyorlar. Yani o nedenle zaten bütün o ayrımcılığı yaşıyorsunuz, mülteci olarak. Bunu da şunun için söylüyorum çünkü hep Türkiye'de bir algı vardır ya işte Ermeniler gittiğinde rahat karşılanıyor. Hmm. E, ya da işte Hristiyan olarak gidersen çok rahat edersin. Hiç de rahat etmiyorlar. Yani benzeri aynı problemleri yaşıyorlar. Çünkü Batı'nın gözünden baktığınızda herkes Suriyeli, herkes Suriyeli orada. Evet. Yani A, Ermeni gelmiş e, buyur hemen iş e, yer, toplumsal konum öyle, yok, bir, şey öyle, yok. Bir, şey, öyle evet. bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. O zor. Peki şimdi savaş nispeten yani bitmedi ama bitmeye de yakın bir süreçteyiz diye hepimiz umuyoruz aslında. En azından Suriye rejim güçleri hem IŞİD'e karşı hem diğer örgütlere şirya, cihatçı örgütlere karşı önemli başarılar elde ettiler. Keza Kuzey Suriye'de Kürt güçleri de aynı şekilde bu güçleri geriletmeyi başardılar. Halepli Ermenilere bu savaşın gidişatı nasıl yansıdı? Evet, bu arada son 5-6 dakikamız. Ya. Geri dönenler var mı? Yani mesela Türk Türkiye'ye sığınan e, Suriyeli Kürtlerde de barış, barış olsun topraklarımıza gidelim diyen çok fazla insan da var. Yok ben burada iyiyim diyenler de var. Ee, bu Ermenilere nasıl yansıyor? Ya Ermenilere şöyle yansıdı zaten bir bölüm geri dönmüş yani yüzde otuz yüzde kırk gibi bir nüfusun artık geri gelmeye başladı geri geldiği ya da geri ha, gelmeye başladığını öğrendim en son konuştuklarım arkadaşlarımdan oradakiler onlara söyledi hani artık nüfusun geri gelmeye başladı bundan tabii ki çok mutlular çünkü herkes toprağına dönmek istiyor yani ee, tabii ki Ermenistan'ın onlarda yeri elbette ki farklı çünkü tabii ki ulus devlet ve yaşamını orada kuranlar geri dönmeyebilir. Ama orada hayatı kurmak da çok zor çünkü işsizlik çok yüksek. Evet, çok ciddi bir ekonomik krizde her zaman değil mi? Uzun yıllarda Her bir daim e, çünkü evet. petrol kaynağı yok ya da yani aslında Ermenistan'ın Ermenistan tek bir zenginliği var o da insan zenginliği. Yani başka hiçbir şey yok sadece yani çalıştığınızda çok çok çalıştığınızda para kazanabiliyorsunuz. Ee, hani onda da ancak hayatınızı sürdürebiliyorsunuz. Maalesef Öyle bir durum olduğu için hani Alepli Ermeniler için hala ülkelerine dönmek hala güçlü bir opsiyon. Hala Halep'e dönmek önemli bir e, opsiyon. Ee, şeye tabii ki çok seviniyorlar yani mahallenin yok olmamış olmasına. Çünkü işte ben burada konuştuğum dönemde ben o tedirginliği dondurup aslında işte tarihe bırakmak istedim. Biraz aslında bu kitapta yapmak istediğim oydu çünkü savaşın nasıl seyredeceği belli değil de dönmeyecek olanlar olacak. En azından o korkuyu bir yerde kaydedelim ve hani kalsın, kalsın istedim 2016'da. Evet. Çünkü hepsi için çocukluk demek. Aslında hani şeyi severim yani bir toprak hani o sizin hani doyduğunuz toprak, doğduğunuz toprak. Yani sonuçta çocukluğunuz doğduğunuz toprak. Evet. yani çocukluk Kesinlikle. hatıralarınız ister istemez hepimiz için bence en değerli olan şey o. Yani Bu en temiz. En temiz evet. olan ve her zaman dönmeyi isteyeceğiniz yer aslında. Evet. Başınızdan yıllar sonra neler geçmiş olsa da yine de o çocukluk yerine dönmek istersiniz. En azından görmek istersiniz, iyi olduğunu görmek istersiniz. Hani o nedenle Halep'in hepsinde özel bir yeri var. O nedenle tabii ki yani rejimin yeniden ele alabilmesi, Suriye devletinin yeniden ...Halep'te bütün kontrolü alması çok iyi bir şey onlar için. Ayrıca şunu da... Peki, Kürtlerin başarıları Ermenilerde bir çağrışım yaptı mı? O dönemde Kürtlerin başarısı çok şey değildi. Henüz Daha değil. 2016'ydı. Evet. Hani o dönemde... ...kontrol edilen alanda... ...şey yoktu. Ama tabii ki yani onların isteği, Halepli Ermenilerin isteği... ...benim konuştuğum ve edindiğim ...Suriye'nin eski günlerine dönmesi. Yani tamam, evet, korkunç bir savaş yaşandı. Doğru, çok fazla insan öldü. Çok da eski günlere dönmesin canım yani. En eskiye dönmesin <laughs> ama hani en azından şeye dönsün. Yani insanların beraber yaşayabildiği günlere dönsün. Yani en katı dönemi kastetmiyorum ama artık en azından... ...işte Halep yine Halep olsun, yine bir ticaret yaşansın. Yani bunu mesela Irak benzerinde de vardır ya işte mesela savaşın yarattığı bazı şeyler vardır ee, yeni dönemler vardır Aslında hani önemli olan en azından hani patlamalar dursun yani sıradan hayatın başlamasını istiyor herkes yani çok şükür şu anda Halep için artık bu var en azından kiliselerde ayinler yapılabiliyor çanlar çalıyor hani toplum hayatı geri dönmeye başladı işte dükkanlar açılıyor ee, bu o hayat geri dönmeye başladı evet gerçekten çok önemli bir çalışma sevgili Serdar Korucu. Programımızın sonuna geldi. Çok güzel bir sohbet. Aslında çok bu sağlık. ama sanıyorum bir bütün yıl boyunca biraz bunu konuşacağız. Bu Halep'le Ermeniler özelinde Halep Sizler kitabında yaşayan öyküleri yer alan Ermenilerin hikayelerini çünkü gerçekten programın başında da belirttiğim gibi Suriye Savaşı'nın hangi kesimleri etkilediğini çok uzun süre konuştuk Araplardan Kürtlere işte rejim bazen muhalifler bazen diğerleri ama unutulan bir kesim Ermeniler Az önce Serdar Korucu da söyledi aslında rejimin de zaman zaman araç sağlaştırdığı, Türkiye ile yakınlaşma uzaklaşma dönemlerinde politikalarını değiştirdiği bir kesim ama buna rağmen vefalı bir halk olduğunu en azından Serdar Korucu ile yaptığımız sohbetten anlayabiliyoruz. Her ne kadar kendilerince nispeten korunaklı Ermenistan'a gitme imkanları olmasına rağmen yüzde 40 mı 45i Halep'e geri dönmüş durumda. Biz başta Halepli Ermeniler olmak üzere işte bu savaşın savurduğu Milyonlarca insanın tekrar özgür ve barış içinde yaşanan bir Suriye'ye geri dönmelerini dileyerek programımızı kapatalım. Serdar Korucu'nun kitabı Cuma günü Türkiye'de kitapçılarda satışta olacak. Hepinize tavsiye ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın sevgili seyirciler.